Şimdi size biraz kendimden, biraz da ileriye dönük projelerimden bahsetmek istiyorum. Ben iç mimarım. Ben de dövme sanatçısı ve YouTuber'ım. YouTube'da hobi, sanat, eğlence içerikli bir kanalım var. Kanalıma abone olmayı, videolarıma... Kanka, sen içeri geç. Ben kahve getireceğim, orada anlatırsın. Atmayı unutmayın. Tamam, like atmayı unutmayın. Bu benim yeni halim. Dövme sanatçısı ve YouTuber'mış kendisi. Yani bir heykel yapmak bile alasını yap lan salak. Kralını yaparım çok hem eğlenceli. YouTube defterime daha iyisini yap. Hem de böyle... Kısa süre önce radikal kararlar aldım. 20 yıldır icra ettiğim mesleğimi kademeli olarak azaltıp dövme sanatçılığına ve YouTube'a yüklenmeyi düşünüyorum. Tabii böyle bir anda kesip bırakmayacağım. Hatta ileriye dönük de mimarlıkla ilgili projelerim devam edebilir. Özellikle mobilya tasarımı, ürün tasarımıyla alakalı projelerim devam ediyor. İleriye dönük mesela YouTube kanalında iç mimarlıkla alakalı güzel bir seri düşünüyorum. Teoride değil, pratikte nelerle karşılaşılacağı, nasıl çözümler üretilebileceği gibi. Çünkü dediğim gibi 20 yıldır özellikle son 3-4 yılında, belki 5 yılında çok yoğun bir şekilde uygulamayla alakalı işler yapıyorum ve gerçekten iyi bir tecrübe edindim, iyi bir ekip edindim. Güzel insanlarla tanıştım. Onlardan da faydalanarak güzel bir seri de yapabilirim. Böyle bir projem de var. Şimdi kahvemiz demlensin, sonra kahveye götürelim. Arkadaş kendisi anlatır artık. Eyvallah, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu da iyi çocuk aslında ama oyalandı, çok oyalandı bazı konularda. Yani yapacak bir şey yok, zaman geçti. Şimdi bundan sonra hızlıca ne yapabiliriz? Bunlara bakmak lazım, bunlara odaklanmak lazım. İçeride arkadaşın söylediği gibi radikal bazı kararlar aldım. O mimarlık kısmından bahsetti. Ben şimdi işin diğer tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Bu dövme sanatçılığı kısmı ve özellikle de bu videoda YouTube üzerinde duracağım. YouTube kanalı üzerinde duracağım. Dövme sanatçılığıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Dövme konusunda zaten el çizimi yeteneğim olduğu için çocukluktan beri hep çizerek böyle oyalandığım için, yani benim en büyük oyuncağım kağıt ve kalemdi. O yüzden bir yeteneğim var zaten. Bunu da hem ticari anlamda hayatımı idame ettirebilecek bir formata dönüştürmek anlamında dövme olayıyla birleştirmeyi düşündüm. Yani dediğim gibi hem keyif alacağım hem de hayatımı bundan, geçimimi bundan sağlayacağım. Aynı zamanda YouTube'a da vakit ayırabileceğim. Diğer hobilerime ve denemek istediğim şeylere vakit ayırabileceğim. Kanalda dövmeyle alakalı videolar da çekmek istiyorum. Kendimi geliştirdikçe bununla alakalı şeyler paylaşacağım. Çünkü Türkçe içerik olarak çok eksik olduğunu gördüm. Yani yabancı içeriklerde dövmeyle, dövmecilikle alakalı harika videolar var ama Türkçe içerik olarak yapan arkadaşlar var. Onların da ellerine sağlık. Ama biraz eksik gördüm. Hani dediğim gibi geliştikçe, kanalı da geliştirdikçe daha profesyonel, daha güzel videolarla dövme konusunda da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi kanal için öncelikle şunu söylemem lazım ki niş bir kanal olmadı, olamıyor. İşte heykel üzerine mi kanal yapayım yoksa sadece işte eğlence amaçlı mı olsun ya da çizim üzerine mi yapayım falan derken ben de her şey üzerine, yani benim uğraştığım, benim ilgimi çeken, yapmak istediğim, denediğim her şey üzerine bir kanal yapmak istedim. Bu kanalda sadece tek bir konu üzerine odaklanmış olmayacağım ama oynatma listeleri altında bunları işte toparlamayı düşünüyorum zaman içerisinde. Hani sadece heykelle ilgilenen kişi girip o oynatma listesini izleyerek sadece heykelle alakalı videoları izleyebilecek veya çizimle ilgilenen kişi çizim oynatma listelerine bakacak. Bu şekilde toparlamayı düşünüyorum. İleriki dönemlerde videolar arttıkça. Ama niş bir konu olmasa da genel olarak hani hobiler, sanat ve eğlence amaçlı. Yani yaptığımız işe biraz da eğlence katma yönünde çalışmalarım olacak. Çünkü hani sadece böyle eğitim amaçlı olursa çok fazla izleme almıyor bu tip kanallar. İşin içinde biraz da mizah da olması gerekiyor. Farklı olması gerekiyor ki biraz izlenme alsın. Çünkü sonuçta YouTube'da bir iş yapıyorsak tabii bunun da bir karşılığı olması lazım. Bir emek sarf ediyoruz. YouTube benim için her zaman cazip bir mecraydı. Hep böyle bir şeyler yapmak istedim burada. Şimdi işte daha evvel işte ufak ufak böyle videolar falan filan koydum ama şimdi gerçek anlamda hani ne yapmak istediğim de tam kafamda oturtmuş durumdayım. Zaman içerisinde şekillenebilir, değişebilir.
Ama şu an için kafamda böyle bir konsept var. Farklı şeyler deneyip, farklı hobileri deneyip insanlara ilham olabilmek aynı zamanda. Sonuçta tabii ki kazanma taraftarıyım. Buradan bir şeyler kazanayım istiyorum ama aynı zamanda da bir şeyler de dağıtayım, vereyim. Ne vereyim? İlham vereyim. Yani hobi çok önemli bir şey. Hobisi olmayan insan yarım insan. Gerçekten bir hobi edinmeniz gerekiyor. Herkesin. Yani çocuklarınızı da bu şekilde yetiştirin. Hobileri olsun. Bir şeyin üstünde dursunlar. Bir hobi olabilir. 2, 3, 5 fark etmez. Ama en azından bir tane hobisi olsun. Bu işte sanat olabileceği gibi, farklı sanat dalları olabileceği gibi işte koleksiyon da olabilir. Sporla alakalı da olabilir. Yani bir spor yapabilir. Sonuçta hobi nedir? Para kazanmadığın, sadece keyif için yaptığın şeylerdir. Ve bunu da keyif için yapın gerçekten. Ben bakıyorum mesela gençlerle konuşuyorum bazen. Diyor ki ben onu beceremiyorum, ben bunu beceremiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Yani yapın abi, kendiniz için yap. Yani bir şey olsun. Dediğim gibi spor olabilir bu. Sporun herhangi bir dalı olabilir. Bir enstrüman olabilir, müzik olabilir. İşte çizim, heykel, yani bunlar yapabilip yapamaman önemli değil. Yaparken keyif alman önemli. Sen kendini mutlu hissediyor musun yaparken? Çünkü gerçekten de projeler üretip bir şeylere odaklanma ihtiyacı insanın doğasında olan bir şey. Çünkü bir projen yoksa ileriye dönük, bu sefer o depresyonlar, bunalımlar falan hep bunun sonucunda. Çünkü bir ileriye dönük bir beklentin yok. Diyorsun ki işte ya okul bitti, şu bitti, bu bitti, evlendik, çocuk yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Ölmeyi bekliyoruz. Ne oluyor tabii? Kafada kurmaya başlıyorsun. Bu sefer işte o depresif durumlar gerçekleşiyor. Ha, giren var, girmeyen var. Ama depresyonun en iyi ilacı işte o antidepresanlar değil, hobilerdir. Hiçbir yan etkisi olmayan, hatta yan etkisi varsa bile olumlu yan etkileri olan hobilerdir. Hobin varsa depresyondan uzak kalma ihtimalin daha yüksek. Yani tabii ki %100 konuşmuyorum. Hobisi olan, 15 tane hobisi olan adam da depresyona girebilir ama genel olarak konuşuyorum. Bir genelleme yaptığımızda, çünkü ne oluyor? Bir projen oluyor kafanda. Bitirmek istiyorsun. Ona odaklanıyorsun. O zaman bu işte hayatın olumsuz yönlerini, bu hayattaki işte anlam bunalımını falan öteliyor beyin. Veya aklına bunlar geldiğinde kendini hemen hobine yönlendiriyorsun. Ne oluyor? Bu sefer kafan dağılıyor ve bir ileriye dönük beklenti koyuyorsun önüne. İleriye dönük hedefler koyuyorsun. Bunları gerçekleştire yavaş yavaş işte yaşıyorsun, gidiyorsun. Sonra o hobinle alakalı başka şeyler de yapabilirsin. Belki ileride onu geliştirip sergi vesaire yapabilirsin. Gelişebilir, gelişmeyebilir. Çok önemli değil. Hani iyi bir şey ortaya çıkıp çıkmaması gerçekten önemli değil. Mühim olan sen kendini iyi hissediyor musun? Mesela ben müzik konusunda ultra yeteneksiz bir insanım. Diğer sanat dallarının hepsinde ortalamanın çok üzerinde bir yeteneğim olmasına rağmen müzik konusunda da bir o kadar dipteyim. Yani bir orta yetenekli bir insanın 3-5 kere de yapabileceği şeyi ben 300 kere deniyorum. Anca belki biraz yapabiliyorum. Bende şimdi mızıka var, bendir var, saz var. İşte bunları çalmaya çalışıyorum. Ama benim saz çalmam işkence amaçlı kullanılabilir. Mesela birine bir saat saz çalsam bütün bildiklerini anlatır. Hani konuşturmak için adamın, deseler ki bak bir saat daha bu adamı dinleyeceksin deseler, muhtemelen konuşur, her şeyi anlatır. Hani o derece kötüyüm. Çünkü işte nerede duracağız, eslerimiz, uzatmalarımız vesairelerimiz, bunları benim beynim almıyor. Yani o konuda beyinsizim. Beynimin o kısmı yok demek ki. Bilmiyorum. Veya gelişmemiş, zayıf kalmış. Ben bundan şey mi yapıyorum? Hani ya ben artık müzikle ilgilenmeyeceğim mi diyorum? Hayır, aksine. Daha çok ilgileneceğim. Başka enstrümanlar da alacağım. Onları da deneyeceğim. Çünkü olay benim kendimle alakalı. Ben kendime çalıyorum. Yani çalarım mesela 500 kere çalarım bir şeyi. İyi çalmaya başlayınca onunla alakalı da bir şeyler yaparım. Video çekerim, anlatırım vesaire. Sorun değil. Dediğim gibi kendiniz için yapacaksınız. Oturup kendin için yapacaksın. Bunu da geliştireceksin. Önüne projeler koyarak yapacaksın. Atıyorum mesela şiirle alakalı bir şey yapabilirsin. Yani hobin senin şiir olabilir. Şiir okursun, şiir yazarsın, şiir antolojilerini incelersin, şiirle alakalı kitaplar alırsın, yazarları, şairleri incelersin. Yani senin olayında budur mesela. Şiir konusunda uzmanlaşırsın. Kendini buna adarsın. Bu bir hobidir. Bir şey biriktirirsin. Antika biriktirirsin, pul biriktirirsin. Pullar mesela, benim pul koleksiyonum da var. Pul da biriktirdim zamanında. Gerçekten pullardan inanılmaz şeyler öğrenebiliyorsun. Ya o ülkeyle alakalı mesela işte ne bileyim Hollanda pulu. Bir bakıyorsun oradaki işte önemli bir günü, onun tarihini vesairesini öğreniyorsun. Bunların dünyası çok enteresan. Dediğim gibi bu tarz şeyler yapılabilir. Amaç kendini iyi hissetmek. Yani bu kanalda da böyle videolar çok olacak. Birçok hobiyi deneyeceğim. Birçok hobiyi zaten yapıyorum. Onlarla alakalı videolar paylaşacağım. Eğitim videoları yapacağım. Aynı zamanda sizin de denememi istediğiniz şeyler olabilir. Hani şunu da yap, bunu da yap diyebilirsiniz. İşte yorumlarda yazarsın de şunu da yap, bunu da dene. Ben de bakarım hani yapabileceğim bir şeyse, uygunsa ben alırım, onu da denerim. Onunla alakalı da bir şeyler yaparım. Video çekerim, paylaşırım. Bu şekilde böyle bu kanalda gelişir, büyür. Kanalın gelişmesi istiyorsanız, hani böyle bir kanalın gelişmesini istiyorsanız burada size biraz yük düşür. Bu önemli bir konu. Burayı anlatmak istiyorum. Mesela baktığın zaman 3 milyon, 5 milyon takipçili birçok
kanal. Hani dolu içerik üreten tabii ki kanallar var. Ne bileyim işte ben Barış Özcan'ı falan mesela takip ediyorum. Çok gerçekten içerik gibi içerik üretiyor. Hakikaten de ve yüksek takipçiye sahip. Ama hani onun haricinde birçok böyle yüksek aboneli kanallara baktığın zaman çok basit videolar. Hani şurada 3 saatte çek, yarım saatte montajını yap, videoyu yükle ve 3 milyon, 5 milyon izleme alıyor. Çok basit yani. Gün içerisinde tak 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 yap, yükle ve izlemeleri al. Yani kanalda hızla büyüyor. Abone sayıları hızla artıyor. Çünkü rahatlıkla içerik üretebiliyorlar, koyuyorlar, hemen yüklüyorlar ve çok büyük bir kitle tarafından da izleniyor, tercih ediliyor. Şimdi benim gibi kanalların birçok handikapı var. Benim tarzımda iş yapan başka kanallar da var. Hepsine bakıyorum. Yani en iyisi 100 bin aboneli, 120 bin aboneli falan filan. Yani büyüyemiyor kanal. Çünkü neden? Bir kere adamın içerik üretmesi çok zor. Yani ben şurada bir heykel yapıyorum. Hani ben burada 3 saatte yapayım, 1 saatte montaj tak yükleyeyim değil ki. O heykel günlerce sürüyor. Ya benim için biraz daha uzun sürüyor çünkü başka işlerim de var. Yani bir heykel yapmak bile çok uzun bir süre alıyor. Yani 5-10 gün arası beni uğraştıracak. İşte onun sonra montajı çok kolay değil. Hani bir tek bir video çekip tık 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 kes yükle değil. Bir sürü video var. Onlardan işte önemli yerlerini ayıkla. Onları birleştir. Müziği de bilmem nesi de izlenebilir bir hale sokmak için çok uğraştırıyor. Çok uğraştırıcı bir şey oluyor. Ve ne oluyor? İçerik üretmek konusunda süreçler uzuyor. İzlemelere bakıyorsun. İşte 300 izleme, 500 izleme. Tabii olmuyor. Şimdi ne oluyor? Burada sizin üzerinize düşen vazife. Biraz ekstra bir gayretle bu kanalı destekleyeceksiniz. Desteklemeniz lazım. Yani ne yapacaksın? Hani sadece abone olup beğenmek de yetmiyor. Diğer sosyal medya accountlarında paylaşacaksın. İşte Instagram'ına ekran görüntüsünü alacaksın kanalın. Instagram'ına atacaksın. Takip edin diyeceksin. Takip ettirin diyeceksin. Arkadaşına söyleyeceksin. Eşine, dostuna söyleyeceksin. Facebook kullanıyorsan Facebook'ta videoyu paylaşacaksın. Bir şekilde bunları yapmanız lazım. Yani sizin de biraz gayret sarf etmeniz lazım ki kanal büyüsün. Kanal büyürse benim yapacağım çok başka şeyler. Yani bu kanal bana gelir sağlarsa ben de o gelirin karşılığında ona daha farklı şeyler sağlamayı düşünüyorum. Yani daha büyük projeler, daha kapsamlı projeler. O yabancı kanallarda gördüğünüz işte böyle acayip işler yapıyor adamlar. Ne bileyim gerçek samuray kılıcı yapıyor. İşte balta yapıyorlar gerçek demirden bilmem ne. Sonra onunla bir şeyler kesiyorlar falan. Çok bunları yapamayacak biri miyim? Alasını yapar. Kralını yaparım. Daha iyisini yaparım. Ondan daha farklı, daha acayip projelerim de var. Ama dediğim gibi bunlar hepsi biraz da şeyle alakalı. Hani bir döngüyle, bir karşılıkla alakalı. Biraz motivasyonla alakalı. Sizden gelen beğeniler, abonelikler, yorumlar bunların hepsi motive ediyor. Aynı zamanda kanalın büyümesi de motive ediyor. Karşılığında da başka başka şeyler geliyor insanlar. Güzel şeyler, çok değişik, güzel olaylar yani güzel projeler geliyor aklıma. Bunların hepsini uygulamak istiyorum. Dediğim gibi yani sizlerin desteği burada önemli. Mesela bir tane arkadaş mesaj attı. Bir online oyun, Mobile Legends. Benim online oyunlarla çok aram yok. Şimdi bilemiyorum. Mobile Legends bir şey Türkiye. Bu oyunun fanıymış arkadaş. Türkiye fan sitesine de bunun genel işte bayağı izleyicisi olan bir YouTube kanalı falan var. İşte oraya mesaj atmış. Bana da mesaj attı. Dedi ki işte bizim oyundan bir tane bu oyundan bir tane karakterin heykelini yapsan bizim kanalda paylaşsa hem kanal büyür hem de kanaldakiler böyle bir içerik izlemiş olurlar falan. İlgilenir misin dedi. Tabii ki dedim çok mutlu olurum. Arkadaşlar dedim o Türkiye fan sitesinden yöneticisi bana mesaj atsın. İletişime geçelim. İstedikleri karakterin modelini yapayım dedim. Sonradan zaman geçti. Mesaj falan gelmedi. Ben de arkadaşa yazdım dedim ki hani böyle bana mesaj gelmedi. İlgilenmediğimi düşünme. Karşı taraftan bir mesaj gelmediği için şu anda bir şey yapmıyorum dedim. O da bana cevaben işte ben yazdım ama pek ilgilenmediler dedi. Şimdi olaya bak. Adamlar ilgilenmiyorlar. Yani ama her ne olursa olsun o arkadaşın bu projeyi kafasında kurması, yani kanalı beğenmesi ve kanalın gelişmesi için kafasında böyle bir proje kurması çok güzel bir şey. Harika bir şey. Yani bunun dönüşü olur olmaz. Önemli değil. O bizim problemimiz değil. Ama bu arkadaşın düşünce şekli, yaklaşımı harika. Ben de teşekkür ettim. Konu kapandı gitti. Yani bu tarz şeyler de kafanızda varsa imkanlarınız kullanmanızı sizlerden istirham ediyor. Yani bizim insanımız da bir garip. Mesela Facebook sayfaları var. İşte böyle action figürlerle alakalı falan. Böyle işte 1000 ile 3000 arasında takipçisi olan Facebook sayfaları. Bunlara ben link atıyorum. Linkimi siliyorlar. Videonun linkini atıyorum. Linki siliyorlar sayfadan. İşte neymiş efendim? Sonra bakıyorum işte kuralını falan gönderiyor bana. Yok neymiş efendim? Burada bu sayfada reklam yapamazmışsın. Yok kendimi tanıtamazmışım. Ne bileyim bu sayfadan aldığından çok vermeliymişsin falan. Lan veriyorum zaten. Yani verdiğim şey bayağı bir şey veriyorum. Çünkü benim hani bu tarzda heykel yapan mesela. Hani o adamın da ilgi alanına giriyor aslında bu. Şu mantıkta heykel yapan, heykeltıraşlar var ülkemizde de. Hani daha işte sanatsal falan yaklaşıyorlar. Bu pop kültür. Hani böyle şeyler. Pop kültür. Ama bu da bir sanat tabii ki. Böyle şeyler yapan kaç kişi var ya Türkiye'de? Bak 3, 4,
bilemedim 5 kişi var ya, en fazla 5 kişi var şöyle şeyler, bu işlerle uğraşan. Bunların videosunu çekip YouTube'a yükleyen kaç kişi var? 1 kişi var. Ben varım. Ben başka görmedim. Yani sürekli YouTube'dan takip ediyorum. Bakıyorum videolara. Benim önüme daha bir şey çıkmadı. Türkçe içerik çıkmadı. Yabancı bir sürü var ama Türkçe içerik yok. Ben varım, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Link atıyorum. Adam ya bir bakmıyor musun ne yaptığıma benim? Bir bak. Hani demesi lazım ki ben şunu bekliyorum lan. Hakikaten çünkü özveriyle, emekle bir şeyler yapıyorum. Keyif alırken ama bir taraftan da bir efor sarf ediyorum. Hani şunu diyeceğini bekliyorum. Aa ne kadar güzel. İşte desteklerim kanal büyüsün demesini beklerken bana diyor ki yok burada reklamını yapamazsın bilmem ne. Bir tanesine yazdım, dedim ki işte ya yani linkimi falan paylaşın dedim. İzlensin. Kanalda da alakalı, ilgisini çekecek insanlar vardır illaki. Çünkü action figür falan koleksiyonu yapan insanlar. Bu da onların ilgi alanına giriyor böyle bir şey. Yükleyin dedim. Hani linkimi koyun da izlensin, görülsün dedim. Bana dedi ki reklamı dedi parayla yapıyoruz. Lan salak. Yani 3000 takipçim var zaten, tamam mı? 3000 takipçim var. Sana kim parayla reklam verdi Allah aşkına bugüne kadar? Yani hani beni mi buldun dürtcen aklın sıra? Ya sen harbiden işte garip yani. Hani geldi işte parayla reklam yapalım. Ya Allah aşkına 3000 takipçim var. Reklamımı yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Ben orada senden bir şey rica etmiş. Ayrıca sana kim ne reklamı verdi ya bugüne kadar? Hani böyle çok rağbet olan bir kanaldır da işte yüksek takipçisi vardır, herkes reklam yapıyor. İşte reklamı parayla yapıyoruz. Hakikaten yani tuhaf ya bizim insanımız. Gerçekten ben anlayamıyorum bazı noktalarda. Neyse enteresan, ama dediğim gibi öyle güzel insanlar da var. Proje üreten insanlar da var. Mesela bir tane arkadaş da mesajlarda yazmış işte telden heykellerle alakalı bilginiz var mı falan diye. Şimdi ismini hatırlamıyorum arkadaşın ama hani o da mesela bana bir fikir verdi. Telden heykel. Hemen ne yaptım? YouTube defterime. Burada benim bir YouTube defterim var. Burada hep şeyler yazıyor işte. Yapacağım, aklıma gelen işte işler. Yapılanların üstünü çiziyorum mesela. Bak sneaker boyama, işte kanal için avatar yapımı, madde peyni. Üzerlerini çiziyorum. Aklıma gelenleri yazıyorum. Notlarımı alıyorum onlarla alakalı. Mesela arkadaş da tel heykelle alakalı bir şeyler sordu. Ona da teşekkür ediyorum. Bana bir fikir vermiş oldu. Burada yazmış hemen bak, telden heykel. Yapacağız. İlk fırsatta imkanı bulduğum zaman hemen telden bir tane heykel yapacağız. Videosunu çekeceğiz, paylaşacağız. Hani bak burada bir sürü şeyler var. Tank diorama var. İşte kısa film var. Mesela Vade isimli bir kısa senaryom var. Onun filmini çekeceğiz. Hem çekim aşamalarını hem de filmin kendisini burada yayınlayacağız. Kısa filmler, işte belgesel tarzı, mesela bu figürlerle alakalı belgesel tarzı, bu nedir, koleksiyonu nasıl, kimler yapar, niye yapılır falan vesaire, böyle şeyler. Bunlar bir sürü fikirler. Hepsini yazıyorum buraya. Dövme iğnelerinin anlatımı. Dövme iğnelerinin anlatımı o kadar eksik ki. Yabancı kaynaklarda bile düzgün, doğru düzgün, anlaşılır anlatabilen bir şey bulamadım. Onu yapacağım ve 10 numara video çekeceğim. Herkesin, dövmeyle ilgilenmeyenin bile anlayacağı şekilde, ilgilenenlerin özellikle izlemesi gereken bir video olacak. Bir sürü şey. Cosplay'ler. Mesela cosplay üzerine Türkiye'de kanal yok ya. Doğru düzgün cosplay kanalı yok. Yok, bir tane yok. Yani adam işte bir kanal var, 5 tane video var. Yaptıkları da çok basit şeyler. Yani İnsanları eleştirmiyorum. Bir şeyler yapmaları güzel tabii ki. Çaba sarf etmeleri güzel ama yetersiz. Replika silahlar, oyundaki karakterlerin kullandığı silahlar, film karakterlerinin kullandığı silahlar, ne bileyim Mandalorian'ın tüfeğini. Kaç tane yabancı video izledim, mükemmel, harika işler yapmışlar. Yok, bizde yapan yok. Bunları hep yapacağız ya. Bu kanal büyüsün, bu kanal gelişsin. Çok hem eğlenceli hem de böyle farklı, değişik, enteresan şeyler yapacağız. Benim kanalla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kendimle ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Dövme olayında dediğim gibi geliş. Kendimi çok geliştiriyorum. Zaten yeteneğim var. Zaman içerisinde de işin tekniğini de iyice kapacağım. Şu ana kadar 7-8 tane dövme yaptım. Devamı gelecek. Güzel işler çıkartacağım. Dövme düşünen arkadaşlar da benimle temasa geçebilirler. İletişime geçebilirler. Instagram adresini takip edebilirsiniz. Kanalla alakalı da desteklerinizi bekliyorum. Durum bu. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Eyvallah.